Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 13. bölümümüze geçmiştik. İkinci kitabımızdayız arkadaşlarım. 13. bölümün 7. köşe taşında kalmışız en son. Bakalım bu köşe taşı da ne diyor? Bunları da bir gömelim. Evet, şöyle sözel sorularımız var. Bu çokgenlerde sözel soruları ÖSYM çok tercih etmiyor arkadaşlarım. Sormuyor. Siz de eğer üniversite sınavında çıkmış soruları çözmeye çalıştıysanız orada da görmüşsünüzdür zaten. Daha çok şekilli sorular sormaya ağırlık gösteriyor. Ama bunlar da tabii ki konuyu öğrenmek adına işimize yarayacak soru tarzları. Bunları da çözmeden geçmeyin. Şimdi burada ne diyor? Bir dış bükey çokgenin en çok kaç dış açısı geniş açı olabilir diye soruyor. Cevap direkt Ceyhan arkadaşlar. Tabii ben bu soruyla daha önceden karşılaştığım için biliyorum. Neden hocam Ceyhan bu sorunun cevabı? Şimdi dış açılarımızın toplamı neydi dostlar düzgün çokgenlerde? 360'tı. Şimdi 360 ise bu 360'ın 4'ünün de geniş açı, hani dış açılarını düşünelim. Geniş açı neydi dostlar? 90 dereceden büyük olacaktı. 4'ünün de 90 dereceden büyük olma ihtimali yok. 4'ü de 90 dereceden büyük olsa, hadi minimum seçelim hatta bir de bunları. 91 seçsem bir dış açısını. 4 tane 91 olacak bu durumda. 4 tane 91, 360'tan fazla bir değer çıktı. Yani doğal olarak 4 tanesinin 90'dan büyük olma ihtimali yok. Maksimum 3 tanesi 90'dan büyük olur. Diğeri de dar açı olmak zorundadır. En çok 3 açısı geniş açı olur dedik. Ve geldik 2 numaralı sorumuza. 27 kenarlı bir dış bükey çokgenin en az kaç iç açısı geniş açı olabilir diye sormuş arkadaşlarım. Burada da 3 tanesi, hani 3 dış açımız neydi? En fazla 3 dış açımız geniş açı olabilirdi. O zaman 27 eksi 3 diyeceksiniz dostlarım. 24 tanesi en az iç açısı, en az 24 tanesi geniş açı olabilir diyeceğiz. Zaten bunun açıklamasını yukarıda hocamız çok güzel bir şekilde açıklamış. Ben çok fazla üstüne düşmüyorum arkadaşlarım. Gerisini size bırakıyorum. Geldim buraya. Bakalım bu ne diyormuş. Bir düzgün çokgenin kenar sayısı. Kenar sayısını ne ile gösteriyorduk? Biz n harfiyle. Ve bir köşeden çıkan köşegen sayısının toplamı, yani n artı, şimdi bir de neyi bulmam lazım benim? Bir köşeden çıkan köşegen sayısı. Bunu da şöyle bulun demiştim arkadaşlar, hatırlarsanız. Şimdi mesela dörtgeni düşünelim. Dört kenarlı bir şekil değil mi? N eşittir 4 burada. Bu dörtgenin sadece bir köşesinden, mesela şu köşesinden kaç tane köşegen çizebilirsiniz diye bir bakın demiştim. Bakın buradan şu köşeye bir köşegen çizemem. Çünkü bu çizdiğim şey var zaten burada. Benim çizmeme de gerek yok da. Hadi tut ki ben çizsem bu kenar zaten arkadaşlarım. Köşegen değil. Şu köşeye çizebilirim dostlarım. Bakın bir tane çizdim. Peki şu köşeye çizebilir miyim? Hayır, çizemem. Çünkü burada da bir kenar var. Zaten çizilmiş. Onun da adı kenar. O zaman dört kenarlı bir şeklin bir köşesinden sadece bir köşegen çizebildim. Fark ettiniz mi? Kenar sayısının bir eksiği oldu. 3 eksiği oldu. Bir tane çizebildim arkadaşlar. Peki mesela hadi dörtgende ikna olmadık. Bir de beşgen çizelim mesela. Şöyle bir rastgele bir beşgen çizdim arkadaşlarım. Şimdi şu köşeden tutalım. Bütün köşelere çizmeye çalışalım. Bu köşeye çizebilir miyim? Hayır. Zaten çizilmiş kenar. Bu köşeye çizebilir miyim? Evet. Bu köşeye çizebilir miyim? Evet. Bu köşeye çizebilir miyim? Hayır, zaten çizilmiş kenar. Yani kenar sayısı 5 olan bir çokgende de 2 tane çizebildim bir köşede. Demek ki kenar sayısının 3 eksiği. Formül böyle hatırlanabilir demiştim unuttuğunuz yerde. İşte demek ki bir köşeden çizilen köşegen sayısıyla toplandığında 13 yapıyormuş. O halde 2n eşittir 16 olur. N eşittir 8 olur arkadaşlarım. Kenar sayısı 8'miş. Diyor ki iç açıları toplamı. Şimdi bir düzgün çokgenin, daha doğrusu bir çokgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi dostum? Nasıl bulunuyordu? Kenar sayısının 2 eksi n eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu. Şimdi kenar sayımız kaç bizim? 8. 8'den 2 çıktı 6.
6 tane 180'dir. Bunun iç açıları toplamı. Peki bize neyi soruyor bu adam? Kaç tane dik açı vardır? Yani bunun içinde kaç tane 90 derece vardır diye soruyor. O zaman hemen 90'a bölme işlemi yaparım. Bakın şu 180 ile 90 sadeleşir. Burada 2 kalır. 6 çarpı 2'den 12 tane 90'dan oluşuyormuş arkadaşlar. 6 çarpı 180. Demek ki 12 tane dik açı yapar diyeceğiz. Hemen geldik şu sorumuza. Kenar sayısı 19 olan düzgün diş bükey çokgenin iç açıları toplamı en çok kaç geniş açı yapar? Şimdi kenar sayısı 19 ise hemen bir iç açıları toplamını yazalım biz. 19 çarpı eksi 2 çarpı 180'dir iç açıları toplamı. Ve bunun kaç tane geniş açı, yani 90'dan büyük olacağını söylüyor. Biz de ne diyelim, kaç tane dik açı yapar diye bulalım ilk önce. Yani içinde kaç tane 90 derece var deyip soralım. 90'la 180'i sadeleştirdim, 2. Burası 17, 2 ile çarptım. Bakın normalde 34 tane dik açı yapar. Ama bize diyor ki dikten daha büyük açı olsun diyor. Yani 90'dan büyük olsun diyor. Şuraya 90'dan daha büyük bir değer yazacağın için paydaya daha büyük bir şey yazarsan sonuç daha küçük olmalıdır. 34'ten küçük bir sayı çıkmalı arkadaşlar o halde bizim sonucumuz. 34'ten küçük, en büyük sayımız da 33'tür. Zaten bir tane var 34'ten küçük bir sayı. Evet, hemen bunu çevirdim. 8 numaralı köşe taşımızın ilk sorusuna bakıyorum. Ne diyor burada? Aşağıda derece türünden verilen açı ölçülerinden hangisi düzgün çokgenin dış açısı olamaz? Dostlar, düzgün çokgenlerde şu formülü bileceğiz biz. N çarpı x eşittir 360. Nedir hocam buradaki n? N dediğimiz şey kenar sayısı, x dediğimiz şey dış açı. Bir de öğrenmesini konuşabilsem. Kenar sayısıyla dış açının çarpımı her zaman 360 olacakmış. Dış açılar toplamına eşit olacakmış. Şimdi buradan şu formülü şöyle de genişletebiliriz, düzenleyebiliriz. Her iki tarafı x'e bölsek n eşittir 360 bölü x çıkar. Ya da her iki tarafı n'e bölsek dış açı eşittir 360 bölü n çıkar. Yani şuradan bir düzgün çokgenin dış açısı, kenar dış açısı, şurada konuşalım, 360 bölü n olabilirmiş arkadaşlar. Peki n dediğimiz şey düzgün çokgenlerde kenar sayısıdır. Kenar sayısı tam sayı olacağı için demek ki dış açı 360 bölü bir tam sayı. 360'ı bir sayıya böleceğiz. Buradan sonuç dış açı çıkacak arkadaşlar. Peki 6'ya bölünür mü? Ya da şurada konuşalım. Dış açımız 6 olsa 360 6'ya bölünür mü? Evet, bölünür. Kenar sayısı tam sayı olmalıydı. 360'ın böleni olmalı arkadaşlar dış açımız. 6'ya tam bölünür. 8'e de tam bölünür 360. 10'a bölünür. 12'ye bölünür ama 16'ya 360 tam bölünmez. Yani eğer ki dış açımız 16 olursa 360 bölü 16 virgüllü bir sayı çıkar dostlarım. Ve kenar sayısı virgüllü olmaz. Yani şöyle bir şekil yok değil mi? 3,5 kenarlı ya da 3,5 kenarlı bir şekil yok. Tam sayı olmalı kenar sayısı. Şuna gelelim. Aşağıda derece türünden verilen açı ölçülerinden hangisi düzgün çokgenin iç açısı olamaz? Dostlar biz yine dış açıdan hareket edelim. Şimdi kenar sayısı neydi? 360 bölü x. X dediğimiz şey dış açıydı, n kenar sayısıydı. X dediğimiz olay mutlaka 360'ın tam bölen bir sayısı olmalıydı değil mi dostlarım? 360'ı bölen bir sayı olacak ki n tam sayı çıksın. E şimdi ben bunun dış açısı, iç açısı 160 ise dış açısı ne olur? 20. 360 20'ye bölünürse 18 çıkar. 18 kenarlı bir şeklimiz olabilir. Demek ki bu değil. 150'nin dış açısı 30. 30 olsa burası 360 bölü 30'dan 12 geliyor kenar sayısı. Evet, olabilir tam sayı sonuçta. 140'ın dış açısı 40. 360 40'a bölünürse 9 çıkar. Kenar sayısı 9 demektir. Olabilir. 9 genimiz var bizim. 130.
130 dediğimizin dış açısı 50. 360 50'ye bölünüyor mu? Kesinlikle bölünmüyor. Virgüllü sayı çıkıyor. O halde kenar sayısı virgüllü olmayacağı için demek ki dış açımız 50 olmaz. Dolayısıyla iç açımız da 130 olamaz deriz. Evet, geçeriz 3. sorumuza. Düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü x derecedir. Buna göre x bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye bir soru sormuş. Düzgün çokgenin bir dış açısı x derecedir diyor. X bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi ne dedik arkadaşlarım? Kenar sayısı 360 bölü x'ti. X dediğimiz dış açı. Şimdi dış açının 360'ı bölen sayılardan oluşması lazımdır. 360'ı bölen sayıların sayısını bulacağız. Şimdi şöyle yukarıdaki köşe taşına bakıyorum. Aslında hocamız, evet, n'in alabileceği kaç farklı değer vardır sorusuyla aynı soruyu sormuş bize neredeyse. Yani üstteki köşe taşıyla aynı soruyu sormuşuz arkadaşlar. Demek ki x 360'ın böleni olacak. 360'ın böleni olabilmesi için kaç tane 360'ın böleni vardır sorusuna cevap vereceğiz. 360'ı asal bölenlerine ayıracağız arkadaşlar. Şöyle yapıyorduk. 2'ye bölüyoruz 180. Bir daha 2'ye bölüyoruz 90. 2'ye bölüyoruz 45. 3'e bölüyoruz 15. 3'e bölüyoruz 5. 5'e bölüyoruz 1. İşte asal çarpanları bunlar. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Buradan da bölen sayısını bulmak için şu üstteki sayıların kuvvetlerin yani birer fazlasıyla çarpıyorduk. 3'ün bir fazlası 4, 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2. 4 kere 3 12, 12 ile de 2'yi çarptım. 24 tane 360'ın böleni var. Yani x şu anda 24 tane değer alabilir. Ama peki x 360 olabilir mi hocam? Buna bakalım. Şimdi 360 olsa x kenar sayısı 1 olur. Kenar sayısı 1'li bir şekil var mı arkadaşlarım? Yok değil mi? Geometride bir kenarlı bir şekilimiz yok bizim. Yani en az 3 kenarlı olacak çokgenler. 3'ten başlıyor. 3'ten, dörtgen, beşgen diye gidiyor. O zaman 360 olmaz. Demek ki bu 24 tanenin içinde 360 hariç 23 tane var. Şimdilik 23. Peki 180 desem ben bu x'e. 360 bölü 180 iki kenarlı bir şekil çıktı. Hocam iki kenarlı şeklimiz de yok. En küçük üçgen var demiştik. O zaman 180'i de çıkartıyorum bu 24 tanenin içinden. Geriye kalıyor 22 tane. Yani 22 tane alabileceği değer vardır diyoruz dostlar. Şuna geldik, bakalım bu ne diyor. Düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü x derecedir. Tamam, bakın dış açı böyle yazılmış. Şimdi biz şunu biliyoruz. Birinci soruda açıkladığım gibi dış açıyla kenar sayısını çarpınca 360'a eşittir. O halde ben şu eşitsizliğin her bir terimini n ile çarparsam şöyle n ile. Ne oldu dostum? 15n oldu burası. Küçüktür. X çarpı n. X çarpı n dediğimiz 360'a eşittir. Küçüktür. 24n geldi. Şimdi hemen bir de bunu ne yapalım? 3'e bölelim bakın. Hepsi 3'e bölünüyor. Sadeleştirelim. Şurası 5n oldu. Küçüktür. 100 kaç oldu burası? 120. Küçüktür. 8n oldu. Şimdi şu ikisini alalım. 5n küçüktür 120 ise 5'e bölersem her iki tarafı n küçüktür 24 gelir. Şu ikisini alalım. 8'e bölersem her iki tarafı 15 çıkar. 15 küçüktür n gelir. Bakın kenar sayısı 15'ten büyük olacak, 24'ten küçük olacak. Aslında tıpkı dar açı gibi oldu şansımıza. Demek ki 15 ile 24 arasında olacak kenar sayısı. Ne olabilir diye soralım. 16 olabilir, 17 olabilir, 18 olabilir, 19, 20, 21, 22, 23 değerlerini alabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer aldı diyebiliriz dostlarım. Evet, bunu da gömdük. 7 ve 8 numara bitti. Aha 9 numara. İşte arkadaşlar artık üniversite sınavında çıkma potansiyeli olan sorularla geçtik. Şekilli sorular dostlar. İşte böyle soru soruyorlar daha çok ÖSYM'de. Şimdi düzgün sekizgen demiş. Buna göre x
kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hemen şunu yapacaksın. 360'ı az önceki köşe taşında da söyledik bunu. Kenar sayısına böldüğümüzde biz bir dış açıyı buluyorduk. 360'ı 8'e bölerseniz dostlarım, 2'ye bölsek 180, 45 çıkar. Demek ki düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 dereceymiş. Peki dış açı 45 ise hemen iç açıyı bulalım. 180'den de 45'i çıkartalım. 135 çıkar benim iç açım. Yani şurası 135 derece. Tabii ki burası, 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 burası. Hepsi 135 derece. Bakın şurası dış açımızdır, 45 derece. Şurası da dış açımızdır, 45 derece yapar. Peki bizim bumerang dörtgenimiz vardı. Üçgende açıda öğrendik bunu. Dörtgende açıda bakın. Şöyle bir iç bükey dörtgene biz bumerang diyorduk. Ve bumerangdaki kural neydi? İçeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit. Yani 135'e eşit. O zaman içeridekileri toplayalım. 45, 45 daha 90. 90 ile x'in toplamı yazıyorum buraya. 135'e eşit olacak. O halde x ne çıktı dostlarım? 45 derece çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Peki şu soruya geçelim. Düzgün çokgeni kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz tabii önce bir dış açıyı bulacağız. Şimdi dış açıya x diyelim. Şurası x olur. Dış açımız x ise burası da x olur. O halde iç açımız ne olur hocam? 180 eksi x olur. Tabii ki şurası da 180 eksi x'tir. Ve bakın yine bir bumerang çıktı karşımıza değil mi dostlarım? 2x ile yazalım şuraya. 2x ile 174'ün toplamı dış açıya yani 180 eksi x'e şuna eşit olacak. Peki eksi x'i buraya alalım 3x olur. 174'ü buraya alalım 6 olur. Demek ki x eşittir 2. Bakın bir dış açısı 2'ymiş bunun. Peki formülümüz neydi? Bütün düzgün çokgenler için geçerli formül. 360 bölü dış açı kenar sayısına eşitti. Demek ki ben 360'ı 2'ye bölersem kenar sayısını buluyorum. Kenar sayısı da 180 çıkıyor dostlar. Evet, üçüncü sorumuz. Arkadaşlarım 135 derece verilmiş şurası. Buna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi bunların bir de bu nokta noktalı soruların pratik bir yolu var ama ben bunu önce normal yolla çözeyim. İleride bir daha çıkarsa bu nokta noktalı sorular karşımıza orada da pratik yolunu anlatacağım dostlarım. Şimdi bakın şu aradaki minicik açıya şu 135'in yanına biz bir harf yazalım. A diyelim bu açıya. Şimdi benim dolayısıyla bir iç açım 135 artı A oldu. O halde şuradaki açımız da iç açı olduğu için 135 artı A olacak. Tabii ki şurası da 135 artı A, işte burada vardır, burada vardır. Hepsi 135 artı A oldu. Şimdi bu düzgün çokgenin bütün kenarları eşit olduğu için birbirine bakın şu üçgen aslında küçük bir ikizkenar üçgendir. E tabii ki şu açımızda doğal olarak o halde A derece olmak zorunda. Burası da A. Ve bakın bu küçük üçgenin bütün açılarına bir şey yazdım ben. Hadi toplayalım 180 eşit diyelim. 135 var. Bir de 3 tane A var arkadaşlarım. 3A eşittir 180. Demek ki 3A eşittir 45. A dediğimiz şey 15 derece geldi. Peki A 15 ise hocam. 135 ile 15'in toplamı 150 yapar. Demek ki 150 benim bir iç açım. O zaman benim dış açı dediğim x dediğim şey 30 derece olmalıdır. İç açımız 150 ise dış açımız 30 derece olmalıdır. Ve biz biliyoruz ki 360'ı dış açıya bölersek kenar sayısını buluruz. Demek ki 12 kenarlı bir şekilmiş bu. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet 4 numaradayız arkadaşlarım. Yine bumerang yapacağımız bir soru. Bakın 148 verilmiş. Hadi gelin biz yine bir iç açıya şuraya 180 eksi x diyelim. Bir iç açımız 180 eksi x. O halde burası x. O halde burası da x. Bakın burada tam bumerang yok arkadaşlar. Biz çizeceğiz. Şunu şöyle uzatıp şöyle uzattığınızda işte bakın bumerangı buradan gördük arkadaşlarım. Şurası bizim bumerang dediğimiz yer. Demek ki şuradaki dış açı şu açı yani
3'ünün toplamına eşit 148 ile x ve x'in toplamı, yani 2x'in toplamı bu açı. E hocam, şurası da 180-x değil mi? Düzgün çokgenin bir iç açısı. O zaman bunun şu dışı x'tir. Şurası x. Şurası da x. Bakın x, x. Şurası 148 artı 2x'ti. Üçünün toplamı 180 olacak. Biraz küçük oldu şekil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anca bu kadar halledebildik. İçine de yazmadım ki çok kafa karışmasın diye. Şimdi ne dedim? Şu x oldu dış açı. Bu da x oldu. Şu da 148 artı 2x oldu. İşte hepsinin toplamı, yani buraya bir 2x daha eklediğimde 180 olacak. Demek ki 4x eşittir 32. X eşittir 8 çıktı. Ve x bizim neyimizdi arkadaşlarım? X bizim dış açımızdı. O zaman 360'ı 8'e böldüm. 360 bölü 8'den 45 çıkar. Benim çokgenimin kenar sayısı derim. Evet, 9 numarayı da gömdük. Hemen çevirdim arka tarafı ve 10 numaradayım arkadaşlar. Soruma baktığımda bir kare, bir de eşkenar üçgen görüyorum. Arkadaşlar, ikisi de kendi statüsünde düzgün şekillerdir. Düzgün çokgendir. Düzgün demek ne demek? Hem kenar sayısı, kenar uzunluğu, hem de iç açı ölçüleri, dış açı ölçüleri birbirine eşit olan şekle biz düzgün şekil diyoruz. Dörtgenlerdeki tek düzgün şekil karedir. Üçgenlerdeki tek düzgün şekil eşkenar üçgendir. Şimdi eğer ki bir soruda, şöyle bir bakayım. Evet, bakın, bunların dördünde de aynı şeyi göreceğiz. Bir soruda iki düzgün şekil varsa, iki düzgün şekil, hemen notlarına yaz bunu. Bir soruda iki düzgün şekil görüyorsam kenarların üstüne tık tık simgesini, yani şu simgeyi, eşittir simgesini koyacağım ve yeni bir ikiz kenar üçgen bulacağım arkadaşlar. Kesin çıkacak bu ikiz kenar üçgen. Bakın, başlıyorum. Şimdi karenin bütün kenarlarına tık tık simgesini koydum. Şimdi eşkenar üçgen var. Lan, eşkenar üçgenin bir kenarına tık tık koymuşum. O zaman diğer iki kenarına da tık tıkı koydum. Ve bakın, işte benim o yeni ikizkenar dediğim buradan çıktı arkadaşlar. Şimdi açıları da yerleştirelim. Burası 60 dereceydi. Eşkenar üçgenimizin bir iç açısı 60 derece. 90 dereceydi karenin bir iç açısı. O zaman şuraya 30 kaldı. İkiz kenarın tepesi 30'sa tabanların toplamına, yani eşit açılara 150 kalır toplamda ve 75-75 kardeş kardeş paylaşırlar. Yine karenin bir iç açısı 90 dereceydi. Burası 75 ise benim x dediğim yere 15 kalır, yapıştır gelsin. Cevap Bursa'dan çıktı. Evet, artık taktiği burada söylemiyorum. Birinci soruda söyledik. İki düzgün şekil gördük. Hemen eşkenar üçgen mi demiş buna? Evet. Tık tık tıkı yaptım. Düzgün çokgenin kenar sayısı 9'muş. Düzgün çokgen dediği için bunun da bütün kenarlarına tık yaptım. Ve bakın, işte size yeni bir ikiz kenar üçgen çıktı. Hemen 60'ları yazıyorum. Burası 60. Burası 60. Burası 60. Şimdi 9 gelmiş bu arkadaşlar. Hemen dış açısını bulalım mı? 360'ı 9'a bölelim. 40 gelir bir dış açı. Lan, dış açı 40'sa iç açı ne olacak anasını satayım? 140. O zaman şuradaki açımın tamamı 140 olmalı değil mi şurası? Demek ki buraya 80 kaldı. Bunu da yapıştırdım. 80 ikiz kenar üçgenimin tepesi. O zaman tabanların, açıların toplamına ne kalacak? 100 kalacak, 180 olması için. 50 burası, 50 burası. Peki şuraya gelelim. 50, 60 da burada var, 110. X'e ne kaldı? 70 kaldı ki 180 olsun değil mi? Doğru açının ölçüsü. Peki bu sorudayız dostlar. Bakın, düzgün altıgen, düzgün beşgen. Şimdi ikisinin de bence dış açılarını ezberleyin arkadaşlarım. 360'ı 6'ya bölersek 60 çıkar. Düzgün altıgenin bir dış açısı. Dolayısıyla iç açısı 120 derecedir. Düzgün beşgen. Hemen 360'ı 5'e bölüyorum. 72 yapar. Bir dış açısı 72'dir. O zaman iç açısı 108'dir. Bu ikisini ezbere bilin arkadaşlarım. Çünkü sürekli bunlar çıkacak karşımıza.
Peki, hemen başlayalım. Önce iki düzgün şekil gördüğümüz zaman şöyle düzgün beşgenin bakın bütün kenarlarına tık simgesini koydum. Düzgün altıgenin bir kenarına da koymuşum. O zaman diğer bütün kenarlarına da şöyle aynı simgeyi koyduğumda işte aradığım ikizkenar üçgen burada. Şimdi buranın tamamı 120 dereceymiş. Çünkü düzgün altıgenin bir iç açısı. Şurası sadece arkadaşlar 108 dereceymiş. Düzgün beşgenin bir iç açısı. O halde şu aradaki minik açıya 12 derece kalmalı ki toplamları 120 olsun. Peki burası 12. İkizkenarın tepesi 12. Şu eşit iki açısına ne kaldı ikizkenarın o zaman? 180'den 12 çıkartırsam 168. 168'i de kardeş kardeş paylaşacaklar bunlar. 84 buna, 84 de buna kalacak. Hadi şimdi x'i bulalım. Dostum bakın şu f açısının tamamı 120 derece değil mi? Çünkü düzgün altıgenin bir iç açısı. Hocam 84'ü buradaysa 120'ye ne kaldı? 36 mı kalıyor? Evet, cevap Edirne'den geldi. Yine iki düzgün şekil görüyorum. Düzgün altıgen, hemen kenarlarına hop 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 simgesini koydum. Kareyi görüyorum. Karenin bir kenarına tık yaptığım için diğer bütün kenarlarına da tık 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 tıkı döşedim. Tabii ki burası 6 ise bu da 6, bu da 6, bu da 6. O zaman bunların da her biri 6 geldi. Bize de x kaç santimdir diye bir soru soruyor arkadaşlarım. Şimdi önce şu aradaki açıyı bulalım mı? Şurayı arkadaşlar, şu açıyı. Şimdi burası 90 kareden dolayı. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 idi, buraya 120 yaptım. Toplarsam 210 yapar. 210, 360'a tamamlamam için de 150 derece kalır. Demek ki şu aradaki açı 150 derece. Şimdi dostlar, kosinüs teoremi de yapabilirim. Bir diklik indirerek de çözebilirim. Soru bundan sonrası bana kalmış. Nasıl istersem çözerim bundan sonrasını. Canım ne isterse onu yaparım yani kısaca. Biz kosinüs teoremi yapalım. Hemen x'i bulalım. Hem bunu da bir hatırlamış olalım. Şimdi x'in karesi eşittir. Önce şu iki kenarın kareleri toplamı. Yani 36, 36, 72 yapar. Eksi 2 çarpı bu iki kenarın çarpımı. Yani 36 çarpı kosinüs 150. Kosinüs 150 dediğim arkadaşlarım, kosinüs 30'un eksilisi. Kosinüs 30 ne? Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'nin eksilisi gelecek buraya. Eksi kök 3 bölü 2 diyorum. Bunun eksisini şuraya artı olarak yazıyorum. İşte mevzu bu kadar arkadaşlar. Cevabımız buradan çıkacak inşallah. Hemen yapalım. Ne diyelim? 72 şu ikiler gitsin. X kare, şurası gözüküyordur inşallah. X kare eşittir 72 artı 36 kök 3 geldi. Hemen x kare eşittir 36 parantezinde 2 artı kök 3 geldi. Her iki tarafında kare kökünü alın diyor bize dostlarım, değil mi? X'i bulabilmek için kare kökünü de aldım şuradan. Bu dışarıya 6 diye çıktı. 6 kökün içinde 2 artı kök 3 kaldı diyebiliriz. Şimdi bunu da dışarıya çıkartmanın bir sürü yöntemi var arkadaşlarım. Ben çok uzatmıyorum. Sizler o kısmı zaten halledersiniz diye düşünüyorum. Cevabım Denizli'den geliyor. Evet. 10 numarayı da böylelikle gömmüş olduk. Hemen 11 numaralı köşe taşımızla devam edelim. Düzgün beşgen var, bir de kare varmış arkadaşlarım. Yine iki düzgün şekil bir arada bakın. Hemen ne yapıyorum? Olduğuna göre x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şuradaki karenin bir iç açısı 90 derece, düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi, unutmayalım. Şu karenin bütün kenarlarına tık tık koyuyorum. Düzgün beşgenin de bütün kenarlarına koyamıyoruz tabii haliyle. Neden? Çünkü kenarlarından birine bile tık simgesi düşmemiş. Peki ne yapacağız öğretmenim bu soruda? Mesela şu köşegeni çizsek arkadaşlarım, şurayı çizsek. Şu köşegeni. Buradan şurası 45 derece diye bölünecek. Karemizin bir iç açısı 90 derece ise ikiz kenardaki üçgen 45-45 geldi. Yine şuranın tamamı kesinlikle ama kesinlikle 45 derecedir. Bunu yazalım.
Aynı şekilde buranın da tamamı 45 derecedir. Bunu da yazalım. Şimdi düzgün beşgenimizin bir iç açısı 108 dereceydi. Buraya 108 yazdım. Düzgün beşgenin kenarları eşit olduğu için burada bir ikizkenar üçgen var. Tepesi 108 ise şuralara 36, 36 kaldı. Ve bakın tamamı 45'ti. Buraya 36 yazdıysam x'in 9 olması gerekiyor ki toplamları 45 olsun. Geldim bu soruya. Düzgün sekizgen ve bir de düzgün altıgen var dostlarım. Buna göre x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuranın tamamı 135 derecedir. Çünkü düzgün sekizgenimin bir iç açısı var burada. 135 derecedir burası. Şuradan biz yine şu köşegenimizi bir çizelim arkadaşlarım. Bakalım bu bizim ne işimize yarayacak. Şimdi düzgün altıgenin şu iki kenarı eşit. Şu aradaki açı 120. O zaman şunlara 30. 30 kaldı. Bu bir. Düzgün sekizgende şu köşegeni çizdiğimde bakın şurada bir ikiz kenar yamuk çıkar. Bir iç açısı 135 dereceydi düzgün sekizgenin. 135 ise burası, şu açıya 45 kalır. U kuralı arkadaşlarım. 45'i de yazdım. E hocam yine aynı şekilde 135, burada da U kuralı var. Şuraya da 45 kaldı. Ve bakın x ne çıktı? 30 ile 45'in toplamı. Yani 75 geldi. 3 numaralı sorudayız arkadaşlar. Düzgün beşgen KBD eşkenar üçgen. Şimdi düzgün beşgende biliyoruz ki şurası 108'di. Ve bunlar ikiz kenar olduğu için şuralara da 36 kaldı. Arkadaşlar düzgün üçgen var burada değil mi? Eşkenar üçgen. Şu açımızın ölçüsü 60 dereceydi. 36 buradaysa 24 kalmalı diğer açısına. Şuna geldik. Düzgün beşgen demiş yine. Hemen şu ikiz kenarı gösterelim bir. Bakın burası 108 dereceydi değil mi? Şuranın tamamı 108. İkiz kenar olduğu için şu açımızda 36. Şu açımızda 36. Şimdi aynı muhabbeti şuradan yapıyorum. Yine bununla bu da eşit birbirine. E burası da 108 düzgün beşgenin bir iç açısı olduğu için şuraya 72 kaldı. Şimdi 108 ikiz kenar olduğu için şunlara da 36 kalacak. Yani şurası da 36, şurası da 36. Ve bakın 36 daha 72 yapar. Demek ki şuradaki x dediğimiz şey de 108 olacak ki 180'e tamamlayabilirim. Evet bu da tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı. Ve birinci sorumuzla devam ediyorum. Düzgün beşgen şu ikisi birbirine eşit verilmiş. X kaçtır diye bir soru soruluyor dostlarım. Bakın bu düzgün beşgenin bir köşegenine eşit. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşittir dostlarım. 5 köşegeni vardır. 5'i de birbirine eşit olmak zorundadır. Düzgün beşgende. Şimdi burada diyor ki bize çevresi 50. O halde bir kenar uzunluğu 10. Şöyle 10 yazalım bunları. Dostum sonra bunlar hep 36 dereceydi değil mi? Şöyle 36 108'lerimizi yazalım. Yine şurası da 108. Şurası da 108 olacak. Şuraya 72 kaldı. Bakın bu üçgenin şu açısı da 108 çıktı. Dostum şunu fark ettim ben şimdi. Bakın bu üçgenle şu üçgen birbirine eş çıktı dostlarım. Nereden anladın öğretmenim? Çünkü ikisinin de birer kenarı 10. İkisinin de birer açısı 108. Ve ikisinin de tam 108'lerinin karşısı eşit olduğu için bunlar eş üçgenler diyebiliriz artık. Peki madem ki eş üçgenler hocacığım, o zaman üçüncü kenarları bakın, bunun üçüncü kenarı 10, bunun da üçüncü kenarı 10 olmak zorunda. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna geldik. X nedir diye bir soru soruyor bize. Bu bir kareymiş. Karenin şu köşegenine 2K diyelim şu uzunluğa. Bu da 2K olacak. Ve ben şu diğer köşegeni çizdiğimde karede köşegenler eşittir. Bu da 2K. O zaman burası K, burası K geldi. Ve karede köşegenler dik kesişir dostlarım. Bunu da gösterdim. Bakın şurada sizin çok sevdiğiniz bir üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2K iken
Neyin karşısı K oluyordu? 30'un. O halde şu açımız kesin 30. Demek ki şuranın toplamı 60. Peki karede köşegenler açıortaydı. Yani 45 45 böler buraları. 60 olması için 45 ile neyin toplamı 60 sorusunun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet, üçüncü sorumuzdayız dostlarım. Bakın yine aynı şekli çizmiş hocalarımız. CK'yı vermiş. Karenin çevresi nedir diye bir soru soruyor. Biz yine şu diğer köşegeni çizelim. Yine bunların dik olduğunu, şuna K, K, K ve K'mızı yazalım. O zaman burası da 2K olsun arkadaşlarım. Tabii ki burada bir de ne var? 30, 60, 90 üçgeni var. Bunu burada hızlı yaptım çünkü ikinci soruda sadece bu soruyu izliyorsanız ikinci soruyu izledikten sonra bunu çözün arkadaşlarım. Çünkü buraların 30, 60, 90 olduğunu ikinci soruda biz ispatladık. Tabii ki buraya kadar tamam, her şey yolunda. Şimdi 30'un karşısı K iken 90'ın karşısı 2K, 60'ın karşısı yani şu uzunluğun tamamı K kök 3 olmalı. Yani bakın ne çıktı? K kök 3, K ile 4 kök 3 eksi 4'ün toplamı. Yazıyorum. K artı 4 kök 3 eksi 4'ün toplamı K kök 3'e eşit. Peki biz şimdi K kök 3'ü bu tarafa alsak, bu sayıları da bu tarafa atsak ya da hiç uğraşmayalım, K'yı direkt bu tarafa eksi K olarak atalım. K buradan buraya gelsin. Bakın şunların benzerliğine bakın. Kök 3 var, yanında K. Kök 3 var, yanında 4. Eksi 4 eksi K. Demek ki K eşittir 4 arkadaşlarım. Bunu buradan anladık. Şimdi K 4 demek aslında karenin köşegeninin 8 olduğunu söyledik değil mi? Çünkü köşegeni 2K demiştik. Şurası 8 çıktı. Yani şuralar 4 4 demişiz. Çok uzatmayacağım. 45 45 90'da 4 4. Hipotenüs ne oluyordu? 4 kök 2. Karenin bir kenarı 4 kök 2 ise çevresi de 16 kök 2. 4 tane 4 kök 2 yapar. Şuna geldik dostlarım. Bakın yine düzgün altıgenin bir kenarı, bir köşegenini bir kenara eşit vermiş bize. 2 demiş bir kenar uzunluğuna da. Arkadaşlar düzgün altıgenin bir kenarının 2 katı şu uzun köşegene eşittir her zaman. Uzun köşegen dediğim çokgeni 2 eş parçaya bölen köşegene uzun köşegendir. Ve düzgün altıgendeki uzun köşegen bir kenarın 2 katıdır. Demek ki bu 6, o zaman bu da 6'dır diyebiliriz biz buna. Peki mesela başka ne yapalım? Şu köşegenimizi de çizelim. Bu da düzgün altıgenin uzun köşegeni oldu ve bu da 4. Hatta köşegenler birbirini 2'ye böldü. 2, 2 dedim. Üçüncü köşegeni de çizerseniz bu da aynı şekilde 2, 2 olur. Bakın düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyormuş aslında. Şuralar 60'ar derece yani 60. Hatta şurası da 2. Şurası da 60. Şurası da 60 oldu arkadaşlarım. Bunlar hep 60'ar derece geldi. Sonra bakın şimdi şurada ne çıktı karşımıza? Bir üçgen var şurada. Bu üçgenden de biz soruyu çözeceğiz dostlarım. Şimdi şuradan bir diklik indirelim. Bu diklik burayı 1, 1 diye 2'ye bölecek. Eşkenar üçgenden dolayı ve yükseklik de kök 3 olacaktı. 1, 2 kök 3 üçgeni. Şimdi şuradan da Pisagor çakıyorum hemen. 6'nın karesi 36 eşittir. Kök 3'ün karesi 3 artı şuraya da ne diyelim? K diyelim. Artı K kare. 3'ü buraya attım. 33 çıktı. Değil mi? Doğru mu yaptım? 36, 3 geldi. 36'dan 3 çıktı. 33. K kare 33. K eşittir kök 33. Kök 33 ise buranın tamamı. Kök 33. Allah Allah, bir yerde bir bunu muhtemelen şu Edirne çıkıyor cevap. Bakayım. Evet, Edirne geliyor arkadaşlarım. Ama bu 33 olacak dostlar. Çünkü burası K kök 33 çıktı. Şurada 1 olduğu için kök 33'ten de 1 çıkarsa X'i buluruz. Yani buranın 3 olması lazım. Öyle söyleyeyim. 1 değil, kök 33 olması lazım buranın. Evet. 12. köşe taşını da gömdük. Burada duralım arkadaşlarım artık. 13'e bir sonraki videomuzda geçeriz. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi gözlerinizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.